Voyager'ın. Grev Gözlüsü'nden herkese merhaba. Bugün stüdyo konuğumuz İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nden Murat Çakır. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz daha önceki programlarımızda sıklıkla İSİK Meclisi'nin kulaklarını çınlattık. İş cinayetlerini, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini konuşurken ilk defa sizden birini konuk alıyoruz. Tekrar hoş geldin. Söylediğim gibi sık sık İSİK'ten, İSİK raporlarından bahsediyoruz. Ama bir de senden dinleyelim. Hani İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi ne yapar, neyi amaçlar? Şimdi çok kısaca o zaman İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin hani kuruluş sürecine değineyim. 2011 yılında emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla yine akademisyenler, gazeteciler, iş müfettişleri ve alanda çalışan iş güvenliği uzmanları ve hekimlerin bir araya gelmesiyle hemen hemen 7 yıl oldu. Önce İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ni bir araya getirdik. Neydi hedefimiz? Birkaç tane hedef vardı. Bir, Türkiye'de iş ölümleri bilinmiyordu. Yani Sosyal Güvenlik Kurumumuz, genel olarak sosyal güvenlik sistemi çöktü diyoruz ama SGK'nın istatistik tutma birimleri de çökmüş. Yani Türkiye'deki iş ölümlerini birebir yansıtmıyordu. Var olanın çok altında iş kazası sonucu ölümleri açıklıyordu. Meslek hastalıklarını ise hiç açıklamıyor idi ki hala o devam ediyor. Birinci şeyimiz buydu, yani çıkış noktamız ne var, yani gerçekler nedir? Var olan iş kazaları ve meslek hastalıklarını genel anlamda iş cinayeti olarak adlandırdık. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıklarına baktığımızda bu sistem içinde bile gerekli önlemler alındığı zaman önlenebilir. Önlenebilir olduğu için de iş kazası değil, iş cinayeti demeye başladık. Ve 2011'in sonundan itibaren aylık iş cinayetleri raporları oluşturduk. Ve bugüne geldi. Esasında hatırı sayılır bir kesimde de referans kaynağı oldu. Ya tabii keşke devlet bunu bile yapsa diyoruz ama olmuyor. Ki bu noktadan genel anlamda emek hareketinin bir işe sağlığı ve iş güvenliği politikasının oluşmasını hedefliyoruz. Yani şöyle bir sıkıntımız var. İşe sağlığı ve iş güvenliği alanı TMOB ve TTB'nin panellerine açıkçası indirgenmiş durumdaydı. Sendikal harekette ise böyle bir talep olmadığı gibi iş güvenliği ya da işe sağlığı uzmanını bile bulunduran sendikamız yoktu. Hala bir iki tane sendikamız var. Biz de bu boşluğu da açıkçası şey yapmak istedik, kapatmak istedik. Emekçilerin genel ücret ve işsizlik istihdam mücadelesinde işçi sağlığı başlığında açmak istedik. Bunun yanında neler yaptık? Bizim çalışmalarımızdan sonra ve esasında ona paralel olarak yürüyen işçi ailelerinin bir şey oldu, faaliyet oldu. Şimdi her ayın ilk pazar günü nöbet eylemleri var. Keza Soma'da benzer çalışmalar oldu. Konuyu duyurmak için yani birçok basın açıklaması, panel, eylemlikler gerçekleştirdik. Yine belli işe sağlığı eğitimleri, yani gerek biz gerek bazen sendikal alanı isteği üzerine yaptık ve bugün ne geldik? Evet. Yani İSİK Meclisi daha çok hazırladı aylık ve yıllık iş cinayetleri raporlarıyla anılıyor. Belki birazdan 2007 yılını da özel olarak değerlendiririz ama yani iş cinayetlerini tespit ederek, ölçerek anılıyorsunuz daha çok. Şimdi bazıları kaza diyor, kader, fıtrat diyen var. Siz iş cinayeti kavramını kullanıyorsunuz ve bu kavram daha çok hani emek hareketinde, sendikal hareketinde artık kabul edilen bir kavram oldu. Siz neleri iş cinayeti olarak kabul ediyorsunuz? Yani birinci olarak şunu söyleyeyim. İş cinayeti kavramı bizim icat ettiğimiz bir kavramdan önce 40 yıllık Türkiye Emek Hareketi'nin oluşturduğu bir kavram, mücadele kavramı.
1970'li yıllarda da iş cinayeti kavramı kullanılıyordu. 1980'lerin sonunda bahar eylemlikleriyle beraber de kullanıldı. İşçi hareketi ne zaman politikleşse iş kazası söylemi iş cinayetine evrildi. Ne zaman zayıfladığı zaman iş kazasına evrildi. Ama 2000'li yıllardan sonra özellikle Tuzla tersaneleriyle başlayan süreçte özel olarak bu alana dair politika üretilmesi sonucu emek hareketi zayıf bile kalsa bu alan biraz daha hani öne çıkartılmış oldu. Nelere iş cinayeti diyoruz? Yani bir işçinin evden çıktıktan sonra eve dönene kadar olan başına gelebilecek her olay, yani ulaşım, üretim ya da hizmet sürecinde başına gelebilecekler, iş yerinde barınmasında ya da diğer faktörlerde. Yani şunu düşünün, mevsimlik tarım işçileri tarlaya gitmek için kapalı kasa kamyonetler veya traktör kasalarında gidiyor. Yollara savruluyorlar biliyorsunuz. Bu iş kazası mı değil mi tartışması biz yapmıyoruz. Yani çok net olarak bir hani iş cinayeti. Bunlar önlenebilir. Uygun taşıma araçları bulunabilir. Keza yine birçok örneğini gördük. Mesela ısınmadan kaynaklı işte soba karbon dioksit zehirlenmesi oluyor. Bunlar da iş cinayeti kapsamına giriyor. Yine geçen gün fırında 4 tane işin ölümünü, ikisi göçmen, birisi çocuk. Bu da yedikleri yemekten ya da işte sobadan çıkan karbondioksitten dediler. Daha tam belli değildi. Bu da iş cinayeti. Yani diğer klasik anlamda yüksekten düşme, ezilme, göçük, boğulma, zehirlenme ve benzeri gibi diğer hani bildiğimiz herkes tarafından kabul edilen de nedenlerin dışında bunları da ekledik. Tabii bir de şey, kalp krizleri ve intiharlar. Yani bunlar da çok net olarak iş cinayetidir. Neden geliştiğine bakmak gerekir. Ona da herhalde değineceğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi kamuoyunda şöyle bir yaygın kanı var. Hatta bazı kamu spotlarında bile görülüyor. Bu iş kazalarının, iş cinayetlerinin aslında işçilerin dikkatsizliği, eğitimsizliği, beceriksizliğinden kaynaklandığına dair bir kanı var. Hani bir işçinin dikkatsizliği nedeniyle gerçekleşen bir olayı da siz iş cinayeti diyor musunuz? Şimdi şöyle, mühendislik eğitiminde bile, yani temel iş güvenliği eğitimlerinde bile 8-10 tane neden sayılır. En son neden olarak kişisel hatalar ortaya konur. Ama bizde hep bu ilk neden olarak açığa çıkmakta. İki, şimdi Emre hocamızın yazdığı bir konu vardı. Emre Gürcanlı. Emre Gürcanlı, evet. 1930'lu yıllarda bir Amerikalı sigortacı bu iş kazalarının nedenlerini işte araştırıyor. Çünkü temel prensip olarak sigorta ve para üzerine kurulu bir mantık var ölümlerde. Bunun sonucunda da işte yok güvensiz davranışlar, yok bilmem neler türü bir şey oluyor. Bir mit gibi bu yayılmaya başlıyor. Bugün 2018 yılına geldiğimiz bu günlerde bilim ve teknolojinin bu kadar ilerlediği dünyamızda hala 80-85 sene evvel bir sigortacının ortaya koyduğu bu mantığı kabul etmek mümkün değil. Yani temel prensip şeydir. Genel üretim sürecindeki güvenliği almaktır. İşin sağlığını temel almaktır. Daha sonra gelir. İki, zaten temel neden olarak egemen söylemin dediği doğru değil. Yani neden doğru değil? Birkaç tane neden söyleyeyim. Birincisi, iş güvenliği önlemleri maliyet olarak görüldüğü için alınmıyor. İnşaatlardaki ölümlerin yarıdan fazlası yüksekten düşmedir. Ya dış cephede, ya asansör boşluğunda, şaft boşlukları vardır falan. Şimdi uygun iskele yapıldığı zaman bu ölümler, yani iskele dış cepheden ölmelerin büyük bir çoğunluğu önlenebiliyor. Uygun iskele yapılıyor mu Türkiye'de? Hayır. Ne yapılıyor? Bizde işte demir borular var, kalaslar var, kalası üste atarsın. İskele kaç defa kullanıldığı belli değildir. Yere sabit değildir. Altına işte takoz eklenir. Bu iskele çöker mi? Çöker. Ya da dışarıda biraz evvel sokakta giderken gördüğüm
böyle korumalıklar yoktur. En basitinden ağ sistemleri yoktur. Ağlar esasında insanlara dönük değil de nesne düşmesine dönüktür ama insanları da bazen tutabilir, yoktur. Asansör boşluklarında gerekli güvenlik tertibatı alınmamıştır. Bunları aldığınız zaman ne oluyor? Biz 453 inşaat işçisi hayatını kaybediyoruz. Yarıdan fazlası ne yapıyor? 228 inşaat işçisini zaten sadece bu önlemleri alarak kurtarmış oluyorsunuz. 1. 2. Taşeron çalışma. Yani çok net olarak taşeron çalışmada şöyle bir şey var. Mesela enerji sektöründe dün Denizli'de bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Neden? Şimdi ekipleri gizecekler 3 kişi olmaları lazımken 2 kişi oluyorlar. Başında teknisyen olması lazım. Olmuyor. Şoförle beraber gidiyorlar. İç koordinasyon yok. Elektrik kesildi mi kesilmedi mi belirsiz. Bu sistem. 3. Çok uzun yoğun çalışma saatleri. 12 saat, 16 saat. Mesela bizler tır şoförlerine de iş cinayeti kapsamını alıyoruz. 16 saat bir insanı uzun yolda çalıştırırsanız yedek şoför yok. Onların üzerinde sinyalizasyon vardır araçlarda. Hadi sistemi orada da geçerlidir mesela. Belli bir mesafeyi almak zorundadırlar. Şimdi siz bunları şoförün dalgınlığı mı, uyuyakalması mı diyeceksiniz. Şoför ne yapacak gibi. Tabi bir de şey... Sendikal örgütlülük. Sendikanın olduğu yerde ölümler daha az oluyor. Çünkü işçiler hayır diyebiliyor. İşçiler bu böyle olsun diyebiliyor. Ama sendikayı patronlar istemiyor. Temel istememe nedeni esasında şu. Tek karar verici olmak istiyor patron ya da sermaye. Aynı Türkiye rejimine benziyor. Yani herhangi bir farklı görüş olmasın. Bir kişi söylesin, herkes de uysun. Her şey esasında benim söylediğime uysanız çok da güzel olacak diyorlar. Eğer bir şey olduğu zaman da kişisel hata deniyor. Evet, yani iş yerinde demokrasi olmaması da evet, iş cinayetlerini tetikleyen bir şey. Ben iş cinayetlerinin, iş kazalarının, işçilerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını söylerken aslında seni hani konuşturmak, kışkırtmak için sormuştum. Tabii ki iş cinayetleri çok yüksek oranlarda patronların kar hırsı, kamu kurumlarında işte vurdum duymazlığı veya görmezden gelmesinden kaynaklanıyor. Yani şöyle, o dikkatsizlik dedikleri şu, 16 saat çalışırsan, vardiyalı çalışırsan, geçim sıkıntısı yaşarsan ya da bir makine başında 60 parça üretebilecekken sana 100 parça üret diyorlarsa, o zaman şimdi koruma şeyi var, işçi arkadaşla konuşuyoruz. Ben bu korumayı her defasında kapatırsam diyor, 100 birim üretemem diyor. 100 birim üretemezsem işten atılıyorum diyor. Ya da o makinede 2 kişi olmamız lazımken diyor, diğer arkadaşı başka birime verdiler, tek başıma yapıyorum diyor. Şimdi arkadaşlarımız bu anlamda şey oluyorlar. Hani bu baskı sonucu esasında hani dikkatsizlik dedikleri şeyi yapmak zorunda oluyorlar ama bu arkadaşlarımızdan öte oradaki süreci belirleyen ner tarafından olan bir şey. Biraz önce kullandığın hadi hadi evet, sistemi ya da işte üretim zorlaması. Bu hadi hadi'yi mesela ben madende, Soma'da gördük. Şimdi tır şoförleri için diyorum. Yani esasında hemen hemen her meslekte hadi hadi'nin moderncesi evet, vardır. Yani banka çalışanlarında da hadi hadi vardır. Performans hedefleri. Performans orada hadi hadi olur ama hani herkesin sosyoekonomik kültürel durumuna göre o hadi hadilerin dili değişir. Ama özünde Türkiye emekçi sınıfları tamamen adı hangi statüde olursa olsun taşeron çalışıyor esasında. Evet. Şimdi biraz da 2017 yılına 2017'ye dair hazırladığınız rapora gelirsek. Yani 2017 yılı için hazırladığınız iş cinayetleri raporunda dikkat çeken hangi noktalar var? Yani hangi sektörler dikkat çekiyor? Nasıl değişimler var önceki yıllara göre? Şimdi biz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin bu yıllık raporlarını hazırlarken ana vurgumuz hep şeydi. İşçi sınıfı, göçmen, kadın, çocuk, yaşlı, sigortasız işçiler ile beraber, katılımıyla beraber gitgide büyüyor. O klasik sanayi işçisi daha daralıyor diyorduk. Ve bu güvencesizleşen kesimlerdeki ölümler raporlarımızda her yıl artıyordu. Bu noktada inşaat birinci sırada, tarım ikinci sırada, taşımacılık üçüncü sırada olmak üzere iş cinayetleri bu çok açık ara yoğunlaşıyordu. Bu üç sektörde ölümler %60'ların üstüne çıkıyordu. Şimdi bu koşul devam etmekle beraber 2017'de de yine
Bu üst sektör ilk başlarda ama OHAL sonrası ile başlayan, yani sadece 2017'nin tamamı OHAL oldu ama 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'dan sonra gördüğümüz en temel şey şu oldu. Sanayi işçi ölümlerinde de oransal artışlar var. Yani şu, ne bekliyorduk? Soma'daki ölümlerden sonra madenlere hani bir önlem alınır. Hani herkesin gözü madenlerde. Evet, Soma'dan sonra 2015 yılında 61 işçi hayatını kaybetti madenlerde tespit ettiğimiz. Madenlerdeki ölümleri saklamak çok zordur. O yüzden hemen hemen en yakın tespiti yaptığımızı düşünüyorum. Ancak geçen sene 77 ölüme, bu sene 2017 93 ölüme çıktı. Yani 150'lik bir artış oldu. Tekrar Soma'yı çıkartırsak daha evvelki süreçlere, 2008 krizinden sonraki süreçlere geri dönüyor madenlerdeki koşullar. Keza metal, yani metal işçilerinin ölümlerinde 77 ölüm tespit etmiştik. Sonra 93'e çıktı bir sene evvel, geçen sene 116'ya çıktı. Enerji 44 ölüm 65 ölüme çıktı. Yani diğer çimento, tekstil, gıda, kimya hepsinde kendine özgü olarak oransal artış var. Bu esasında şunu gösteriyor bizim en temel görüntümüz. OHAL işçi sınıfının görece en korunaklı, güvenceli kesimine, yani sanayi işçisinin haklarına dönük müthiş bir şey yaptı. Darbede bulundu. İki tane şeyim var. Birincisi işten çıkartılma korkusu. Bazı kamu işletmelerinde mesela işten çıkartmalar oldu. İşte şucusun, burcusun vesaire falan biliyoruz. İzmir'de mesela, Petkim'de bunlar yaşandı. İkincisi işçiler var olan koşullarda eskiden bu işte çalışmıyorum, bu iş tehlikeli diyebilirken sendikalı oldukları için bunu deme imkanları daha rahattı. Şimdi diyemiyorlar. Nasıl gelecek önümüzdeki dönem bakacağız ama bugünün özeti bu. Yani genel korku, genel o şey baskı zaten diğer kesimler, yani çok açık söylüyorum, OHAL'i hep yaşıyorlardı. Yani bir inşaat işçisi zaten OHAL'deydi. Yani çalışma koşullarıyla. Ama şu an işçi sınıfının örgütlü çekirdeğine dönük bir şey var. Ve bana sorarsanız da iktidar öyle ya da böyle şey yapmış durumda, yani iktidar sermaye istediğini yapmış durumda gibi düşünüyorum. Evet. Yani OHAL döneminde daha önceki dönemlerde inşaat, tarım ve taşımacılıkta daha çok iş cinayeti yaşanıyordu ama OHAL döneminde başka sektörlerde de aynen devam ediyor bu üst sektör, ama diğerleri mesela oran olarak düşün, hani üst sektör %60 iken %50'ye düşüyor. Hı. Mesela. Peki mesela bölgesel bir değerlendirme yapabildiniz mi? Hangi bölgelerde daha çok iş cinayeti yaşanıyor? Ya sanayi şehirleri. Bir haritamız var bizim mesela, kırmızının tonlarına göre ayırdığımız. İstanbul, Ankara, İzmir, hani üç büyük şehir. Kocaeli, Bursa, Konya, Antalya, Adana gibi şehirlerde. Bunlara şeyler ekleyebiliriz. Yani Aydın, Muğla, işte Samsun, Zonguldak gibi, hani Tekirdağ gibi, hani ikinci il eklemeler de yapabiliriz. Buralarda yoğunlaşıyor. Nasıl yoğunlaşıyor? İstanbul'da tarım yok ama İstanbul'da her türlü sanayi, inşaat ve hizmet sektöründe ölümler var. Yani motokurye ölümünden düşünün. Yani yarım saatte pizza yetiştirme zorunluluğu, biliyorsunuz. Evet. Yoksa yevmiyesinden kesiliyor gibi. Bursa'da mesela metal işçileri, İzmir'de mesela Aliağa'da ölümlerde yoğunlaşma, Kocaeli'nde Gebze'de yoğunlaşma, İstanbul'da Anadolu yakası bilgilerimiz daha şey ama esas ölümlerin çoğunluğu Avrupa yakasında oluyor. Orada daha kısıtlı bilgi alıyoruz ama Esenyurt bölgesinde çok yoğun olarak. Antalya'da inşaat, konaklama, yani turizm sektörü olduğu için. Her yerde temel olarak inşaat ama mesela işte öne çıkan mesela Kocaeli'de metal sektörü inşaattan sonra ikinci sırada gelebiliyor mesela. Belli şeyler var. Ya da mesela tersane sektörü İzmir'de öne çıkabiliyor gibi. Peki mesela yaş, cinsiyet gibi parametreler var mı raporunuzda? Onları görebiliyor musunuz? Evet var. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre %2 civarında kadın işçi ölümü vardır. %98 erkek. Bizde bu oran %7. Yani
Raporlarımıza başladığımızdan beri hep sabit kaldı. Daha fazla diye düşünüyoruz. Neden daha fazla? Kayıt dışılık daha fazla. Mesela gündelikçilik diye tabir edilen ev işçiliğinde ölümlerin mesela daha fazla ölüm olduğu aşikar. Yani bunlar şey olarak kabul görmüyor. İş kazası, iş cinayeti olarak hani kabul görmüyor. Ya da kayıt dışılığın çok yoğun olması yine kadın işçilikte. Bir şekilde hani bunun görünür kalınmasını engelliyor. Yaş olarak baktığımızda da çocuk işçiler ortalama yani 5 yılda 292 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Geçen yıl 60 çocuk işçi vardı. Ocak ayında mesela 2018 Ocağında 5 çocuk işçi. Şimdi kış ayları için esasında bu yüksek bir rakam. Yani neden yüksek bir rakam? Çocuk işçilik genelde yazın, tarımda ya da hizmet sektöründe. Yani kısmen hani orta sanayi gibi yerlerde artıyor. Yani yazın 5 milyona yakın çocuk işçi oluyor Türkiye'de. 1 milyon sabit çocuk işinin üzerine 4 milyon daha ekleniyor. O yüzden kış aylarında daha çok sanayi merkezi azdır. Ama bu sene bunun fazla olması çok büyük bir hani alarm veriyor. İki, mesela bizde sosyal güvenlik sistemi çok tartışıldı. 65 yaş üstüne çıkartıldı emeklilik, 65 yaşa. Ama bizde o kadar çok 65 yaş üstü ölüm var ki. Ya da 50 yaşlar ortalama mesela bir emekli olma yaşıydı. Onun üzerine de ölüm çok. Yani iki nedenden emekli olanlar çalışıyor, ölüyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar var, ölüyorlar. Emekli olamayıp çalışmaya devam edenler var, ölüyorlar. Yani her üçü de şey. Ve bu çok daha hani güvencesiz bir çalışma biçimini getiriyor. Yani 65 yaşındaki insanı inşaata çıkarıyorsunuz. Yani tansiyon, yani bir sürü yapısal sağlık sorunları vardır. Yani bunu böyle düşünmek gerekiyor. Şimdi raporla ilgili son bir soru soracağım. Bu incelemeler sırasında Suriyeli veya diğer göçmen işçilerle ilgili rakamlar var mı elinizde? Şimdi 2017 yılı için 88 göçmen mülteci de diyebiliriz. Yani ikisini beraber de kullanabiliriz. İşçi ölümü var. Bu esasında gitgide yükselen bir rakam. Ölümlerin %5'ine, iş cinayetlerinin %5'ine tekabül ediyor. Türkiye'deki göçmen işi sorunu zaten esas olarak Suriyeli sorunu. Kabaca böyle söylemek istiyorum. Çünkü ölenlerin %60'ı da Suriyeli. Yani ne yapıyor? 88 işçinin 50 küsürü Suriyeli. Buna Iraklılar, Afganlar, Pakistanlılar, Gürcüler ekleniyor. Yani dikkat edersen bunların hepsinde savaş var. Hani tamam hani kısmen şey diyorduk hani Gürcüler, İranlılar, hani Balkanlardan, Orta Asya'dan şey vardı, Türkiye'ye ilk göç hareketleri vardı. Buraya çalışmak için gelen, Afrika'dan transit göç için gelenler vardı ama bu bambaşka bir şey. Türkiye'de yani resmi rakamlar 3 küsur milyon hani Suriyeli olduğunu söylüyor. Bunun çok daha üstünde olduğu da belli. Ama Kilis'te, Antep'te, Urfa'da inşaatların büyük bir çoğunluğunda Suriyeliler çalışıyor. Keza geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile yapıldığında şu basına yansıdı. Yani İzmir'e geri gelenler, dayı başları geldi, tarlada 10 lira işte yatacak yer, yemek şeyle onları götürdüler. Bir de böyle bir gerçeklikten var. Bu anlamda tamamen bilinmiyor. Yani göçmen ölümlerini hatta şöyle söyleniyor. İşte birisini ziyarete geldiğinde fabrikada düştü. Yani herhangi bir fabrikaya sen sendika uzmansın. Yani girmek istesen kapıdan alırlar mı? Almazlar. Yani baban olsa almazlar. O kapıya gelir. Yok efendim bekçi inisiyatif koymuş. 3 kişi almış içeride işte gece barınsınlar diye barındırıyormuş gibi, yok işte patlama anında oradan geçiyorlarmış gibi çok hani saçma sapan ölüm nedenleri sunuyorlar. Şimdi programı tamamlamadan önce, şimdi İstik Meclisi daha çok işçi iş cinayetleri raporuyla anılıyor ama başka faaliyetlerinde faaliyetleriniz de var. Zaman zaman işçi direnişlerini raporluyorsunuz, çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz. Hani önümüzdeki dönem planladığınız herhangi bir şey varsa onu buradan paylaşalım ve işte işçiler
sendikalar iş cinayetinde yakınlarını kaybeden aileler hani size ulaşmak veya destek olmak için ne yapabilirler? Yani İstanbul merkezli bir çalışmayız. Bir yıldır Kocaeli'nde bir İstik Meclisi faaliyeti oluştu. Ankara'dan ve İzmir'den arkadaşlar da bulundukları yerlerde esasında bu faaliyetleri yapmaya çalışacaklar. Keza Bursa'da olsa en büyük temennimiz. Oradaki arkadaşlarımıza çağrımızdır. Yani bizimle bir şekilde irtibata geçsinler ya da orada faaliyet gösteren arkadaşlarımıza. İkinci olarak Türkiye'de 4-10 Mayıs arasında resmi bir işi sağlığı güvenliği haftası devlet tarafından organize ediliyor. Bir orta oyununa dönüşüyor. Buna alternatif olarak biz 22-28 Nisan haftasını çağrı yapacağız. Zaman içinde oturacak, birkaç yılda oturacağını düşünüyorum. Çünkü dünya işi sağlığı güvenliği günü 28 Nisan. Bize de Türkiye'de iş cinayetlerinde ölenleri anma ve yas günü olarak hani çağrı yapıyoruz. Buradan emek örgütlerine bir çağrımız da bu. Bu mücadelede yanlarımız olmaları. Son olarak şu, işçi sınıfının evrensel değerleri eşitlik, özgürlük, adalet olduğu gibi barış ve kardeşlik. İşçi sağlığı mücadelesinde olanlar bu konuda çok net olmalı. Yani biz ilk gün duyduğumuzda Afrin'de savaş hayır dedik. Bu konuda tereddütümüz yok. Bunu belirtmek istiyorum. Son olarak bize mail adresimiz güvenlikçalışma@gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızdan Twitter, Facebook aracılığıyla ulaşabilirler. Ya da bulundukları yerlerde emek meslek örgütlerine de sordukları zaman bize yönlendireceklerdir. Tamam, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Hem de biz önümüzdeki programlarda da sizin raporlarınızı, verilerinizi kullanmaya devam edeceğiz. Evet, grev göğsünde bugün konuğumuz İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nden Murat Çakır'dı. Kendisiyle iş cinayetlerini, işçi sağlığı iş güvenliği meselelerini konuştuk. İşçilerin çalışırken ölmediği bir dünya dileğiyle hoşça kalın.